Herkese merhabalar. NFA Trade Monday'in 11. bölümünde ben Bloxsmith, Crypto Lawyer'la beraber marketin yönüne ve Bitcoin, Ethereum ve pek çok altcoin'e birlikte bakmaya çalışacağız. Şöyle hemen ekran ayarımı da yapıp grafiklere geçiyorum. Şöyle yan chat'i de verelim. Aynen. Evet, total market cap'e baktığımız zaman 4 saatlik grafikte bir downtrend içerisindeydik. Burada yeşil kutumuzun 2022 yıllık açılışı ve bir önceki range high'ımızın bizi tutmasını temenni ediyorduk. 2,2 trilyon dolar bandının yeşil kutuya doğru bir hareket geldi. Akabinde de son yükseliş trendini yapan swing bölgede aynı zamanda burada bu bölge tuttu. 4 saatlik en son downtrend'i başlatan bölgeyi şu anda geçmiş gözüküyoruz. Bu yeşil şuradaki kutunun, hatta şu kutuyu şöyle farklı renklendireyim. Mor kutunun üstünde kapanış yaptığımız noktada total tekrardan yukarı doğru hareketine devam edecektir. Burada her zamanki gibi dip noktamız yine aynı aslında. Hani buradan tekrardan paritenin dönüp biraz daha akümüle olmaya karar verdiği senaryoda tekrardan 2,2 trilyon dolar bandını destek olarak kullanmak isteyecektir. Ve bu senaryoda alım yapacaksak riski de yönetmek adına 2,2 trilyon doları kullanabiliriz ya da bu bölgenin üstünde kapanış gördüğümüz senaryoda kripto paralarla ilgili alımlarımızı hızlıca yapabiliriz. Breakout verdiği senaryoda da iki bölge belirleriz. Birincisi Total'in bir önceki tepesi, ikincisi de yine bu mor kutu olacak şekilde. Total 2'ye geçtiğimizde aslında benzeri bir görüntü var, fakat Total'de range high'a değmeden geri dönmüştük ve equilibrium'un altına bir miktar sarktık. Yani range'in orta noktasının altına bir miktar sarkmıştık. Yine burada da aslına bakarsanız yapıyı tekrardan bullish'e çevirmek üzereyiz. Henüz daha çevirmedik. Yani buradaki esas karakter şöyle. Buradaki karakter bullish'e döndü. Fakat esas market structure break'i bu bölgede verecek. Total'in aksine bir miktar daha yukarıda kapaması lazım. Orada da aslında esas bölgeyi şuradan çizebiliriz diye düşünüyorum. Yine benzeri şekilde 1 trilyon dolar civarlarına dönersek tekrardan şu bölgeye, şu boyun bölgesine alım yapmayı düşünebiliriz. Ya da üstünde kapanış yaparsak mor bölgeyi hedefleyebiliriz. Fakat burada şöyle önemli bir nokta var. Hani altcoin'ler yürümedi argümanımızın yine en net göstergesi olarak önümüzde bir range high var, 1,26 trilyon dolarda. Aynı zamanda da 1,3 trilyon dolarlarda da 2022 yılının yıllık açılışı var. Yani altlar için hala da yön engebeli gözüküyor. Bir %10 kadar bir yükselişin üzerinde tekrardan zorlanıp bir miktar geri çekilme vesaire yapma ihtimali var. Bu da aslında çok şey değil. Yani Bitcoin'in hızlı yükseldiği bir senaryoda aslında dominansın biraz artacağını ve Total 2'nin de bir miktar geri çekileceğini düşünürsek buralarda biraz oyalanabiliriz. Yani şu mavi kutuyu şöyle çekersek, mavi çemberi, buralarda bir miktar sıkıntı yaşama ihtimalimiz olabilir. Ama bu bölgeyi aşarsak da otomatik olarak önümüz açık. Higher time frame'de en son verdiğimiz hedefi hatırlamaya çalışıyorum. 1,7 yani ATH'a doğru ilerlemeyi hedefleyeceğiz. Total 3'e geçiyorum hızlıca. Total 3'te de aslına bakarsanız Total 3 daha güzel. Ethereum'un dışındaki altcoin'lere daha güzel bir ivme gelmiş gözüküyor. Bu da aslında bizim alt season beklentimizi daha da canlandırıyor. Hemen aynı bakış açısındaki kutuyu bir de şöyle çizelim. Bu tarafta
yapalım yani. Buradaki mantığımızı şuradan çizmek daha sağlıklı olacak. Şöyle yapıp uzatmak. Evet, gördüğünüz üzere burada da breakout'u vermiş durumdayız. Aslında bu mantıkta şöyle kabaca yorumlarsak Ethereum beklediğimiz kadar yürümemiş gibi gözüküyor. Yanlış şey yorumlamıyorsam. Burada ne yapabiliriz? Mor kutuyu kaybetmediğimiz müddetçe buraya doğru gelebilecek olası dönüşlerde alımlarımıza fokus olabiliriz. Ya da şuradaki 830 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam bu şu anda gözükmüyor ama 830 milyar dolar civarlarına gittikten sonra bir geri çekilme yaptığında 770'ten ve mor kutudan yine dahil olabiliriz. USDT dominansa geçtiğimizde buna biraz daha yüksek zaman diliminden bakalım istiyorum. Evet, buradaki higher time frame'deki range'imizin içine girdik. Mor kutudan tepki almayı bekliyoruz demiştik. Çünkü haftalıkta bu mor kutu USDT dominansının bull trendini başlatan kutuydu. Bu bölgeden bir tepki aldık. Range high'a kadar çok ciddi bir ilerleme kaydedemedik. Yani olumlu hareketlerin devam etmesini istiyorsak artık burayı kırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Oldu da kırmazsak 4.83'teki tepki beklentimiz devam ediyor. Burada şöyle daha geniş zaman dilimine de çıktığımızda aslına bakarsanız bizi 5.25 hatta 5.63'lere kadar böyle korkutucu bir hareket gelme ihtimali de var. Yani hızlı düşüşün karşılığı olarak hızlı bir düzeltme gelme ihtimali var. Sadece burada henüz bir swing bölge oluşturabilmiş değil. Bu sebeple de hani bununla ilgili daha net bir yorum vermekten kaçınıyorum. Sadece yukarıda bizi tutabilecek alanlara baktığımda 5.60 yani 4.83, 5.25 ve 5.63'leri görebiliyorum. Bu bölgelere doğru böyle çeşitli iğneler, tacizler gelme ihtimali olur ama bunu da yine Bitcoin'in aslına bakarsanız sert bir düzeltme yaptığı dönemde bekliyorum. Ki sert düzeltmeden kastımız da bullrunlarda %30 ila %50 arası yapılan hareketlerde bekliyorum. Bu tür bir hareket gelirse ileride, şu anda beklemiyorum ama ileride gelirse direkt olarak buraya atılacak olan fitilin dönüşünde 4.83 altında kapanış gördüğüm anda altcoin'lere girmeyi, spot olarak girmeyi isteyebilirim. Bitcoin dominansına geldiğimizde haftalıkta hala daha yükseliş trendini sürdürüyor şu anda. Ve bu yeşil kutunun olduğu bölümde yani 3 kere falan zorlandı fakat bu trendi kıramadı hala daha. %57,21 beklentimiz Bitcoin dominansında devam ediyor. Sert yükseliş bekliyoruz Bitcoin'de hala daha 61.768 kırılmadı çünkü. Dolayısıyla da 57.21 beklentimiz de Bitcoin dominansında geçerlidir. Ne zamana kadar? Ta ki %52.70 kırılana kadar. %52.70'in kırıldığı senaryoda akabinde küçük bir düzeltme, sonrasında da %48.90'ları hedefliyor oluruz. Ancak şu anda yürüyen, hala daha yürüyen Bitcoin ETF'i hype'ı bu noktada da devam ediyor. Hatta arka planda çok müdahil olamasam da çok böyle takip edemesem de sanıyorum yaklaşan bir Ordinals hype'ı falan var. Onunla da beraber bir miktar daha Bitcoin'in hızlanması çok muhtemel. Dolayısıyla da dominansında %57 eğer devam ederse de %60 62 bandına 63 bandına doğru ilerlemesini makul görüyorum. Ki kaldı ki zaten şu senaryoda Ethereum Bitcoin'de de görüntü yine dipte. Aslında altcoin'lerde
ciddi anlamda şu bölgeler hala daha alım bölgesi gibi geliyor şu grafikten dolayı. ...0,05'ler bizi şu anda tutuyor gibi gözüküyor. Ama bu bölgenin altı çok keyifli değil. O yüzden beni tek endişelendiren, benim içimi tek rahatlatmayan grafik Ethereum Bitcoin grafiği. Higher time frame'de. Yani bu grafikte çokça yukarı doğru hareketler gördük. Ama hala da haftalıkta bence yapıyı değiştirebilmiş değiliz. Dolayısıyla artık hani şu bölgenin hani altına fitil mi atıyoruz, hızlıca geri mi dönüyoruz? Yoksa bu bölgeye inip buralarda böyle biraz deviyasyon yapıp sonra içeri girip mi patlıyoruz? Ne yapıyorsak artık yapmamız lazım. Çünkü yani altcoin'lerde bir hareket görmek için bunları yapıyor olmamız lazım. Zaten burada bir deviation soru işareti şeklinde de bir notum var. Yaklaşık 5 aydır falan duruyor orada o not. Tam olarak yüksek büyük zaman diliminde çok bir karar verebilmiş gibi gözükmüyor hala daha bana. Bu bölgedeki şeye akümülasyona devam ediyor. Tabii bir noktada şu da önemli. Burada ne kadar uzun süre akümüle olursa buradan dönüşünde yukarı yönlü yapacağı harekette o kadar görkemli olacaktır. Demek ki bu bölgelerde hala da toplamak isteyen büyük güçlü alıcılar var diye düşünüyorum. Olumlu düşünmeye çalışıyorum şu anda. Bitcoin'e geçiyorum hemen. Evet. Bitcoin'de haftalık görüntümüz güzel. Nasıl güzel? Hemen şöyle izleyelim. Gördüğün, tam bildiğiniz üzere 2 hafta önce ATH tazeledik. 73.809'lara doğru ilerledik ve akabinde oradan bir miktar geri çekilme yaşadık. Bu yaşadığımız geri çekilme yaklaşık %11, %12'lik bir geri çekilmeydi. Hemen şu iki küçük mumu görünce tekrardan böyle short diyorum, big short senaryoları işte 12K'cılar geldi, 32K'cılar geldi, 42K'cılar geldi. Fakat şimdi lower time frame'de de bakacağımız üzere aynı zamanda da şu bölgenin range high bölgesi olması fiyatı tuttu. Burada hemen günlük baza geçtiğimizde ve grafiğimizi de şöyle açtığımızda yaklaştırdığımızda 61.768'in hem burada oluşturduğu order bloğun hem de range high'ın duvar gibi çalıştığını görüyoruz. Burada 4 saatlik grafikte bir paylaşım yapmıştım. Twitter'da da şeyde de Discord'da da şu alttaki yeşil kutu ve 61.768. Geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında da söylemiştik. Yeşil kutunun mantıklı bölge olduğunu, 61.768'in ise son bölge olduğunu söylemiştik. Bu bölge altında bir kapanış görmedik çok şükür ki. Bu bölge altında bir kapanış görmek beni piyasanın yönüyle ilgili şüpheye düşürür. Yani ben bu paritede şöyle bir hareket görürsem bu bölgeye yapacağı geri çekilmede kademeli olarak elimdeki altcoin'leri büyük oranda çıkarım. Çünkü benim için market yapısının günlük zaman diliminde değiştiğinin sinyalidir. Büyük düzeltmeler öncesinde genelde haftalıktan ziyade günlük grafik bunu bize daha çok gösterir. Dolayısıyla günlükteki swing bölgeleri çok dikkatli takip ediyorum. O bölgeleri yakalamaya çalışıyorum. O bölgelere geldiğinde de genelde alım yapmaya çalışıyorum. Ancak dediğim gibi bu bölgenin kaybı bizim için çok büyük sıkıntı doğururdu. Kaybetmedik. Bu bölgeden geri döndük. Akabinde bir tepki aldık 4 saatlik dirençten. Sonrasında da yeşil kutudan bir tepki aldık. Sonrasında da yeşil kutu bizi tuttu. Akabinde de şu anda 4 saatlik direncimizi kırdık. Ve artık bir sonraki hedefimiz
Yeni bir ATH diyebiliriz. Burada nereden işleme girmek mantıklı olur derseniz 68, 69 bin diyelim. 69 bini gördüğümüz noktada işlem açabiliriz. Stoplarımızı da şöyle yani biraz geniş tutarak likidite avlarından kaçınarak %4, %5 minimum stop koyarak işlemlere dahil olabiliriz. Şu anda sağlıklı görünüyor Bitcoin. Yine dediğim gibi tekrardan hani 61'leri yeşil alttaki yeşil kutuyu konuşmak için 69.000 altında kapanış görmemiz gerekli. Görmediğimiz müddetçe bir problem görmüyorum. Ethereum'a bakalım ama Ethereum'a Lawyer hocamla beraber devam ederiz diye düşünüyorum. Burada zaten Ethereum daha bullish gözüküyordu. Wow. Burada evet. Daha önceden yaptığımız çizim çalışmış anladığım kadarıyla. Evet. 3682'leri fliplememiz gerekiyor şu anki görüntüde. Şöyle bir hareket gelir demişiz. Şu ana kadar güzel çalışmış. 3600'ler, 3700'lerden bir tepki alıp 3581'lerde işleme dahil olmayı düşünebiliriz. Burayı kaçırırsak bir sonraki hareketinde burayı düşünebiliriz. Yani şu kadar iyi çalışmasını beklemiyordum. Yani rastgele demeyeyim de hani bir şeyle çizdiğim bir grafikti. Güzel çalışmış vallahi. Yani 3581 önemli nokta diyebilirim burada da. Lover hocam bilgisayar başında mısınız? Evet. O zaman Bizim işler. ekranı size bırakıyorum. Olur abi. Bu arada hackers gibi. Vallahi. Ben Dedi ki. Ethereum'a kendim de şaşırdım bu arada. Ya Ben şöyle, çok iyi durdum. yani nerede çizdiğimi de hatırlamıyorum. Net yayında falan çizdim. Belki geçen yayında çizdim. Emin değilim Geçen de. yayında çizmişsindir muhtemelen. Ama yani kopya çekmiş benden gibi olmuş. Sistem ki. Bu bir tecrübe bir sizin orada olur diye çiziyor. Bir çekmenin gözünde. Tabii OTA'yı çekiyorsun orada. Tabii canım. Ya yani şimdi buradan çeksek büyük Aynen. ihtimalle şey çıkar yani. Şöyle yaptım. Tabii kırıyorum ya. Tabii bak 618'e Aynen. geliyor mesela. Hani evet doğru katılıyorum. Parayla satın alamam. Benim tecrübemi bilgi bildim. Tabii Yani. ki. Ekranı bıraktım sana Burcu. Geldi mi? Ekran geldi şu anda. Abi kısaca şu total bir tarih burada şeyler görüyorum ama biraz saygı Doğu diskonumuzda Senin çok daha bu arada şey üzerinden küçük bir şey söyleyebilir miyim sen başlamadan? Senin higher time frame grafiklerine de bakalım. Benim grafiğimde tamam. teknik bir aksaklık yaşamış olma ihtimalimiz mevcut. O yüzden grafikleri senden konuşmuş oluruz en Okey. kötü. Okey abi. Bunu aslında zaten Discord'da paylaştık. 39 trilyon seviyesinin üzerinde haftalık kapanıştı. Üzerine bir baktık. Şu an hızlıca yükseliyor. Hemen totalde all time high bekliyorum bu Evet. noktada. Böyle baktığımda. Ama 2 ve 3'e bak hızla iş biraz yaklaşıyor. O yüzden totalite ve yüksek getirdim ya işte. Böyle burada hayali bir tane şu trendim var. Yani bunu olmaya da bilir. Bağladım. Detaylı yollar üzerine Sabitledin, değil yapmak için. Şu olursa
Çünkü buradaki mobbing kültürü dediğimiz bilgisizlik mobbing. Evet. Aynı zamanda burada bir direniş mevcut. Destek olarak çalışmış. Üçüncü bir mob. O yüzden bu seviyenin önemli olduğunu gösteriyor. Geçir olarak yapmamız. Peki gideceğiz. Nereye gideceğiz? Önümüzde ilk direnç olarak 1.30 trilyon seviyesi var. Şu hareketi görürsün. Bu hayali direnci ben de. Güzel. Burayı kilitledim. O zaman işte şu yer. Buraya geldik. Şöyle bir şey. Çok da kutlamayayım. Ama en azından şu bölgede buradaki fenomenler, buradaki yerlerle birlikte daha güzel. Şöyle söyleyeyim. Evet. O yüzden dolayısıyla önemli seviyeler totalde 1.30-1.35 seviyesinin üzerinden haftalık kapanış, günlük kapanış, diplemesi, daha küçük zaman diliminde bunu önemsemeliyim. Buradan verdiği küçük zaman diliminde market gelirse de en azından bir trilyon seviyesinde çekilme yapabilirim. Total 3'te de meşhur eğrilerim var herhalde. Evet ve Yine Discord'da tik tak paylaşmış. çalışıyor yani bu arada. Çalışıyorum. Buraya geldiğimde altına inmediğim sürede bu bitirdim. Şu an gidiyorum. Ve ilgimi çeken seviye açıkçası şöyle ikilemde kaldım ama önce dedim ki öldüm ben. Şu mu özellikle. Bunu söylememin sebebi de şuydu. Burada bir sürü büyük zaman diliminde fiyat koşulları, TRG'ler, imbalanslar, artı yine belirsizlik olma. Demek ki burası direnç olarak çalıştık. Ama zaten baktım neredeyse buraya gelmiştir. Benim daha ince mi bakmak gerekiyor acaba? Daha beğendiğim bir bölge olma çıktısı. O da şu. Bir saniye. Bu şayda göstereyim. Şimdi öncelikle burada bir direnç oluşmuş. Sonra burada bir spor ve bilgisayar olmuş. Bağlar üretilmiş. Bir, iki, üç falan. Sonra buradan web yemişiz. Ben iyi başlatmış. O yüzden bence ya. Yani döneceğiz. İlk tepki alacağız seviye. Bu tepki 860 milyar dolar seviyesi bulur. Bir O da 30 milyar dolar fark var seninle aramızda. İğneler senin orayı. Benim orada kapanış yapar. Bir önceki fikir var ya o bölgeye yakın. Onu seçtim ben aslında. Ya özel bir sebebi yok. Ha onun fikri var ya biraz önce. Ha onun fikri 830'lara geliyor evet. galiba. Aynen. Senin bir Çalışayım. fikir atar benim Benim oraya. çalışabilirim. Ben şey yaparım, illa burası önerdiğim şey yapmadım. İlk burayı düşündüm zaten ama bu bölge birazcık daha komplike geldi yani. Burada çık, burada kar almaya başla Tabii. yani. Onun dışında yani totalde toparlamak gerekirse net bir şekilde buluşuruz. Total bir de en all time high olması gerektiğini düşünüyorum bugüne kadar. Önünde bir Biraz engel de kalmadı ki Buracığım. yok. Dünya şuradaki insan yani kaç yılda beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 defa Aynen. destek ve direnç olarak çalışan bir bölge. Biz buraya gelip dedik. Aynen öyle. Yani buradan dönmesi çok mutlu. O yüzden hem Bitcoin'de hem de belki de Ethereum'da bilemiyorum. Büyük konuşmak istemiyorum. All time high gerçekleşebilir. Ethereum'a da geçmiş olayım bu vasıtayla. İşte bunu da Discord'da çıktık. Şu kırmızı çizgiyi çok önemli çok. Yine yani önemli bir insan bölgesi olması, talep bölgesi olmasından dolayı. Onun üzerinde haftalık mumkat bir şey oldu. Ve
Direkt ertesi gün şu an yükselişiniz başladı. Her yılda altcoin rallisinin önündeki engel bana öyle kırmızı kutu abi. Yani 3923 ile 4062 seviyesi arası. Yani olur da bu yine olarak kalmaz da haftalık kapanış sonrası böyle bir dip atarsın. O zaman çok mutlu olur altcoin. Yani hepimiz çok mutlu Gelir oluruz. gelir o Ama kapanık. tabii ki de yani şu bölgede biraz dikkatli olmak. Kar alımları birazcık yapıp olur da filiplerse beklemek mantıklı olabilir. Ve bilet durumdaki yani benim gördüğüm kadarıyla yani totalist %15 gibi bir yükselişi garantilemiyoruz işte. Tarıma bakıyoruz. Tarıma da bile ikisi yani doğum gibi böyle bir yükseliş gözüküyor. Bir de Bitcoin dominansı Ethereum Bitcoin vardı. Ethereum Bitcoin'de de benzer bir durum var abi. Senin boyut manipülasyon olabilir dediğin yerde. Ben de 2 hafta önce bunu yayınladım. Eğer gelirse işte denemeye değer bir setup diye. Tabii Evet. belki longlayamıyoruz ama alt longlayabiliyoruz. Yani şu bölgenin altına inersek sıkıntı. Seninle %100 temsilcilerim. Ama eğer buradan yürüyecekse de bu miktar. O zaman bu zaman. Evet. Bu Orası piyasa. burası. Evet. Evet, sıkmadan olmuyor. Bizim zamanımız değil. Bunlar yaptım zaten haftalık ekonomikten sonra. Biraz Bitcoin dominans bir enteresan yani. Yalan söylemeyeceğim. Beni bir tık yanılttı yani zaman diliminde. Dedim ki gider. Sonra belli şu bölgeden. Gitmedi de. Gitmedi. Hiçbir şey yapmıyor ve koca kitle oluşturuyor yani bu benim yok. Şey gibi Sonuçta bunu tamamen siliyorlar. Dinliyorum bu arada seni. değil mi? Böyle hani Bitcoin'e böyle bir kan pompalayıp ondan sonra yavaş yavaş çekip altlara da biraz zemin hazırlayıp hani şey böyle bu yükseliş zarar vermesin diye sanki bilinçli bir el tarafından tamam mı yavaş yavaş bu yapılıyor gibi geliyor ya bu ilerleyişin de altlardaki ilerleyişin yavaş olmasının da temel sebebi bence o hani bilmiyorum ben olumlu görmek istediğim için mi bu şekilde yoksa ciddi anlamda burada hani mantıklı düşünen bir kurumsal alım stratejisi mi var bilmiyorum gerçekten şey yani dominansın bu bölgede ciddi anlamda sürekli şaşırta şaşırta konsolide olması da şey bir tık değişik geliyor bana. Şey abi dediğin gibi kesin. Piyasa Bitcoin Evet. altları giriyor. Buna işte bu range'i bir türlü kıramıyor. Uzunca bir süredir. Buna kırgaz gibi. Şu normal bir gülen bir şey var. Üçgenlik falan. Fake atar. Bu arada şu oluyor yani. Yeni giren adam girip sıra görüyor ve çalışıyor. Geliyor, vitesini yapıyor. Böyle gidiyor. O sıra böyle girip kırmızı çok nadir oluyor. 10 tanesinden 2 tanesi. Düşeni Yani. kırma şeyi argümanı boğada çalışıyor. Evet. Birkaç formasyon var öyle güzel. Şey neydi onun adı? Tabii. Şimdi birkaç şekil var. Animasyonlar çalışıyor bu arada. Evet. Yani hepsi çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla hem üçgen sonunda sert hareketler göreceğiz ama yalan yok yani Bitcoin dominansı hareketini ben kestiremiyorum. O yüzden en net bir şey görene kadar da yorum yapmak istemiyorum ama tek söyleyebildiğim bunları da söyledim. Evet. Aynen. Yani bu iki range'i görüyorum. Bu ikisini benim filtrelemediğim sürede
Fasulye olmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ya bu şey aslında deniz seviyesi yükselecek tezimiz vardı ya. Hani deniz seviyesi yükselirken zaten hani market bir yere gelecek. Ondan sonra hangi proje gerçekten şeyse, hangi ekosistem gerçekten artık böyle çok solidse o böyle zaten daha fazla yürüyecek gibi bir şeyim vardı benim. Argümanım vardı diyeyim. Bir tık onu yapıyor gibi yani şu anda market. İşte çıkıyoruz agresif bir şekilde altlar yoruluyor ediyor bilmem ne ama hani şu anda baktığımda mesela benim pek çok şeyde hani yürümediğini düşündüğüm işte biraz yürüyüp çok uzun süre konsolide olduğunu düşündüğüm altcoin'de alt BTC payer'ları böyle dipte hani çok ciddi bir hareket yapmış değiller. Oradaki de temel görüntü şey işte hani bu hareketin başlamadan önceki yani atıyorum bir birimken ki alt BTC şeyinin değerinin aynı seviyesinde şu anda ama atıyorum şu anda 3 birimde. Hani yani fiyat yükseldi alt BTC dipte bu arada bu güzel bir şey. Hani bu Bitcoin ATH'ını tekrardan hani yakaladığında o price discovery'yi bitirdiğinde sonrasında geri dönüp son kez bir daha üzdüğünde artık bunun dönüşünde çok daha yüksek yüzdeli hareketler görmeyi bekliyorum. Ki zaten şu anda da hani Total 3 grafiğinde de bir tık daha böyle yukarı kafa kaldırmış vaziyetteydi ya bir tık daha o görüntüye gelmiş gözüküyor. Güzeliz yani bence market olarak. Altcoin market olarak daha da güzel gözüktü benim gözüme. Ama evet dominans bir tık korkutuyor. Ethereum, Bitcoin bir tık ürkütüyor. Yani şey olabilir mi? Şu an sesli düşünüyorum. Altların da biraz yürümesi için Bitcoin peşinden. Belki de kurumsallar alan bıraktı. Kralı Potelik ve birazcık hareket alanı bıraktıktan sonra belki de Bitcoin asıl hareketini yapacak. O açıdan Bitcoin grafiğinde şöyle bir açmak istiyorum. İnternet sayfaları yine böyle çok basic şey. Normalde price action'ların bir durum. Ne bu? Tek bir dilemma ama. Olur abi. Yani neden olmasın? Oluyor. Tecrübe ettim. Ve buna inanıyorum. Burada sen 4.000 lira. Özel durumu var. Neden olmasın? Neden olmasın diğer şeyde bir lamba desek bizim de zaman dilimine inelim. Burada net bir şekilde bir direnç var yaklaşık. Şubat değil Mayıs'a kadar çalışmış 4. Daha sonrasında bir adet FTR'ımız var. Biz bu alanı flipledik. Evet. Sonra gittik. En son all time high'i flipledik. Burada. Şöyle. Ya Şu an gidiyor. şu anda 32K'yı kırdığımızdaki şeydeyiz. Ne derler? Durumdayız. 32.000'i kırdığımızda da işte yine şey buradan döneriz işte deviyasyon mu yaparız vesaire konularını konuşuyorduk. Fakat hani orada çok böyle değişilmez bir fact vardı. Dedim ki bakın hani hatta senle de orada hemfikir olmuş. Burayı biz zamanında 14-15 kere aşağıya doğru kırmayı denemişiz. Kırdıktan sonra zaten aylarca hani bunun altında kalmışız. Yok 32K bir alt şey. Ondan sonra şu anda bunu kırdık. Yani buradan sonra artık fiyatın beklememesi lazım dedik. Kaldı ki beklemedi yani. Hayır. Ondan sonra şu anda da aslında o Hayır. durumdayız. Hani bir Bitcoin'de böyle o beklediğimiz deli hareketi görebiliriz. Ha nereye kadar görürüz? Ben de senin gibi 84, 85. Hani fitil atarsa 90'ları falan bekliyorum. Hani ondan sonra. İlk etapta. Ya oradan tepki verirse de zaten izliyor olacağız. O yüzden bu görüntü komik değil. Şey bir görüntü yani. Ya katılıyorum. Bu zaman buna inanmıyorum.
alım yaptım daha fazla diye bir şey olamam Evet. ama kimine komik gelebilir. Ama şöyle bir durum var. Ben 32 kaldım. Elendim mesela. Neden? Yok poğuş olabilir. Düzeltme yapması. Çok FVG falan. Sonra 51 kaldım. Yanlış hatırlamıyorsun. Bu sene dominant 95 miydi? Öyle bir şey vardı. Yine bir yayında konuşmuştuk. Bak çok şartta. Ben artık bullish olurum dedim. Hı. Biz oraya geçtikten sonra artık benim anısını lazım almam. Artık bir boğa marketindeyim. Hiçbir şekilde ilgilenmiyorum yani düzeltmelerde. Biraz trend yani. Nasıl meme coinlerde hiç ritim olmamasına rağmen milyonlarca dolar markette konuşuldu. Evet. Şu anda da Bitcoin trendi var. Bu en büyük finansal piyasa trendi diyebiliriz şu an. Dünya üzerinde var olan. O yüzden 84K'ya gideceğimizi düşünüyorum. Katılıyorum. Son olarak da bu USDT dominans için de yine haftalıkta silelim. Temiz gözüksün. Seviyeyi kazanmaya çalıştık. Yani burada bir breaker var. O önemli bölge olduğunu düşünüyorum bu seviyede. Dört yirmi sekizde 3.80 arası. Ama başaramadık. Yukarı doğru yine artık şu an serbest salınım içerisindeyiz. Burada 3.50 bölgesini önemsiyorum. Bölge. Bu bölgeye kadar en azından bir iğne dahi olsa atacağımızı düşünüyorum SRT dominans Higher time frame'de tarafında. equilibrium arası. Bende. 3.50. Öyle mi? Okey, süper. Bullshit. O yüzden yani ben yükseliş düşünüyorum. Altcoin kovalamak gibi. Şu market cap coinlere bak. Hani düşüneceğim nacizane bu şekilde hocam. Genel olarak marketle alakalı hem fikiriz var. Eline koluna sağlık. Peki o zaman milli coin'imiz meme coin'e bakarken diğer taraftan da chat'ten istek alalım. Tabii ki, tabii ki istek almaz olur muyuz Umutcan Beyciğim? Evet. Gui hazır mı? Var bu arada. Gui açayım. Peki. Bilmeyeyim ben. Nasıl arzu ederseniz lobi hocam. Bunu Twitter'dan da paylaştım. Evet, sık Çok miktar da görüyorum. aldım. Mavi alanda. Şimdi bu mavi kısım mavi değil de. 2,5 gün kazanmamız lazım. O da 86,74 ile 87,74 arası. Bu alanı kliplersek 94'lere gideceğiz. Bu range'i takip edelim. Yani bu range'i üstü 92 ile 94 arası. 93-95. Bir de önemli bir nokta 87 bölgesi. Bunu açtığımız bir gün 92 dediğimiz burayı kliplersek çok sert hareketler yapıyoruz. Böyle. Yani harftan dolayı buluş olduğunu düşünüyorum. Bu mil günler yakında Akbos'a doğru kırılma muhabbetinden dolayı. Çok güzel akıyor O mu? yüzden ilgimi çekti. Bu arada yani tam da bence alım bölgesinden güzel bir reaksiyon alacak gibi. Ya ben düşünmeden girerdim burada. 84'lerden girerdim bu arada. Hani artık daha bir alttaki mavi kutunun neyini alacak? Canını mı alacak yani? Baksana Yok, orada mantıklı yaptığı. var. Dönmesini ben de beklemiyorum. Yok. Hatta Geri. Mike öyle bir hareket olur diye düşünüyorum. Ya en fazla fitil atar da gerek yok be. Yani o kadarını düşünürsen al işte bak aldığı tepkiye bak şu saniyede. Biraz önce daha aşağıdaydı o Aynen. kırmızı. Yani düşünülecek zaman değil. Eğer Gui alacaksa alsın herkes buradan 84-84. Spot alacak ne? Evet. Yani o fikir spotçuyu üzmez yani. Güler geçersin en fazla. Evet. Çok güzel duruyor bu arada. Demek.
Nereye gider bu arada? Ha, geliyor Phil Extension. Hadi bakalım. Gelsin. Oo. Açalım hemen. Sihirli şeyleri. Aha, geldi. Sihirli zaten. Oh. 2x'leri verdi bak şu anda. Okey. Seviyelerimiz bunlar. Mavi dediğimiz durumda. Allah En bereket azından versin. 134'e gideriz gibi. Allah bereket versin arkadaşlar. Umutcan, ne ısmarlıyorsun 134'ü görürsek? Tamam, 156 olursak ne ısmarlıyorsun Umutcan? Mi? Aynen. Yani bölgeden de yanlış olması boş. Bir edelim. Yani Mim Rules bundan güveniyoruz, aldık. Tamam. Bekletecek gibi hissediyorum nedense, yani grafik ve hacim. Bilmem. Nasıl bekletecek gibi, market kırılımı olması için bir zaman diliminde bana göre şu bölgenin geçirmesi lazım. Yani 53 bölgede. Umutcan cennete giremeyecek 4 coin ARB XRP EGL'de mim yazmış. Ben haklıyım. Haklıyım. Evet ya. Ya şey neydi onun adı? XRP çok güzel sıkışmış araya ama. Bugün attığın video geldi aklıma bir de. Ay. Hayal gücüm geliş. Bence de öyle oldu. Şimdi de böyle bırak. Sevmeyeceğim. Mimin 69'u var Bakayım. ya. Bekliyoruz. Daha bekliyor var mıyım ben? Yani Yok. tertemiz etkilerle bekliyor muyum ben? Başladı mı başlaması gerekiyor. Ya da ilk saat şey olabilir. Neyim oldu ben olarak. İkisinden Şöyle mimde çok yanlış. geçen hafta baktığımız benim grafikteki şeyi de çizimi de atayım. Şöyle ekrana da vereyim. Beklediğimiz kutu ve oradan tekrar venture üstüne attık. Mimde de yukarı yürüyor şu anda. Gayet güzel. Ya zaten yukarıya alanı var abi de. Evet. Büyük zaman diliminde böyle haydi bullet gidiyoruz. İki saat falan kılık kondisi. Biraz daha bekletecek gibi yani. Ya Zamanlama açısından. bunların bir keli var da Ray diye. O keller Aynen. müşküler gelirse artık değişir. Ne yapalım, şu cehennemlik coinlerden devam edelim mi? XRP hariç bu arada. XRP'ye Tamam. gerek yok. XRP oyalıyor bizi sadece. Never soy diye bir şey. Nedir bu arada var? Never soy. Güzel duruyor. Hocam. Şimdi güzel buraları temizledikten sonra 1, 2, 3 burada bayağı bir oldu. Sonra burayı temizledikten sonra bir sağlıklı. Diğer bir anlamda yorumlarsak.
Yani kötü senaryo gibisinden. Şurayı bir ranch gibi okuyabiliriz. O da çok kötü senaryo oldu be. Diyeceğim sana böyle. Yoksa ama bu kadar sarmasından dolayı açıkçası ben biraz daha buna buluşmak lazım. Tam buradan verdiğim kadarıyla belki biraz daha güzel. Ki yine güzel bir alan etkisini almış. O da kulağım nerede? Bekle. Özledim. Şurası güzel bir şey. Buradan da tepkisi almış. Ben buna şu an girecek olsaydım. Diğer gerçekten şu an ulan. Şöyle falan diye planladım. Ya da şu seviyorum. 31-84 üzerinde 15 yıllık görürsen hacı bulun böyle dermeden. Tek market payı da atıklayabilir. 28-77'lerden var. İyi senaryoda nereye gider? Fibre Asla üzmez. isterdim. Hoş geldiniz arkadaşlar. İşte 54 güzel duruyor. Bayağı bir gidecekleri var. Özellikle az market cap'li coin'ler hiç dinlemiyor biraz falan. Dinlemiyor, bir de daha da çılgın atabilir yani duruma göre. Aynen. O yüzden yani burada böyle direkt sürmek bence bir direkt kadar biraz saygısızlık gibi oluyor. Böyle eksi 1.618 eksi 2 hafta 18 falan eklemek sıkıntılı olabilir yani. Evet. Bu gözün dönmesi lazım. Buradan dönme. Seviyeler bunlar. Söyleyebildiğim. Bildiğim gibi hani 15 dakikalık yok. 31-46'nın üzerinde 15 dakikalık bu yeşil hacimli giderse bence yükselişine bakma. Ya da hype'la güveniliyorsa bu tepki aldığı noktada bence güzel. Var mı hocam senin de yükleyeceğin? Valla dediğim gibi hani eğer ki spot holdersa insanlar bu şeyde coin'de hani sadece ilk hedeften ziyade bir miktar daha izlemek gerekebilir. Shitlerde biraz öyle, hani bu akümülasyon işte bak tam shitcoin akümülasyonu. Hani burada birileri Evet. çıkarmış elinden ama dipte de tutmuşlar bulmalı. Çift 0.99'lardı. Yanlış görmüyorsam. Dolayısıyla şey yani çılgın atabilir belirttiğin range ayı aşarsa, ama eğer aşmaz da orada böyle kapanışlar yapmaya devam ederse de bir tık temkinli yaklaşmak gerekebilir. Aynen abi. Evet. Buraya kliplerse Aynen. çok tatlı. Şimdi bir sürü şey gelmiş chat'e, yani yazı gelmiş ama coin Sürü. olarak Arbitrum bakalım mı, bir onun hype'ını bekliyoruz. Appos bakalım. Arbitrum bakalım. Bunlar Arbitrum'u çok merak ediyorum. Şu çevre yani sevdiği insanlar falan bununla ilgili sitelerine gelip oldular. aynen. Yani her gün şey dayanak şey. Bilgisayarımızda diyelim. Ya Twitter'da da bayağı bir tepki var. İşte arkadaşımız da alıp geçiriyor bu konuda. Neden böyle? Neden bilmiyorum. Merak Ha, ediyorum. peg bozdu Ben... falan diyorlar. Bir şeyler diyorlar.
Bir şey diyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam. Birebir aynı. Bunlar realite Arbitrum'la yenilecek. mi mi kıyas koyuyorsunuz? Evet abi. Diyorum ki bunlar aynı. Hadi silmeyeyim de nereden kapatabilirim? Arkadaşlar aradaki 7 farkı okuyacak. Hadi bir tane bulduk burada. Başka da göremiyorum ben. Neredeyse aynı. Yani. Ya bir tanesi bir koyun. O Arbitrum yüzden daha uzun var. Bilmiyorum. biraz daha Ama bildiğimiz bir. ikisinin de tepki aldığı yerler oldu. Arbitrum haftalıkta çok problematik gözükmüyor da günlükte bir miktar sıkıntılı olabilir. Ya da 4 saatlik de günlükte çok Ama problematik. benziyor bayağı yani. Yani orayı bir çiziyor olsan sanki tam deviyasyon yapmaya çalışıyor gibi bir hali yok mu Yani Arbitrum'un? şöyle falan mı? Yani alt range low daha çok şey de mesela. Evet, üstü tam altı çok net. Bu bir poğaç. Evet. Eğer bunu renk görürsek ki görebiliriz abi. Güzel gördün. Hani Bunu da şeyde eklemek özellikle o lazım. boyun Tamam. bölgesini aşarsa veya aynen o alttaki çizgin tutarsa hızlıca ikilere doğru bir hareket gelebilir gibi hissettim. Yok, katılıyorum. İkilere gidin. İki onla herhangi bir dersek. Evet. Ama ben bununla biraz zavallı olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum. Yanılabilirim. Sesin geliyor mu? Aa. Kim bu? Olmadı. Varmış. Hoş Ben geldin. şimdi o zaman Hoş. görmeden Goyi ile alakalı bir şey var. Bir tane sıfır cüzdan var arkadaş. Onun 1000 aptal sıfır cüzdan. Öncesi sonrası hiçbir aktivitesi yok. 1000 tane aptal atıyor borsadan çekip. Hiçbir şekilde satış yapmadan sadece bu iş bakıyor şu an. O cüzdan. Yani biz bunu Renk abiyle konuştuk da o cüzdanın insider cüzdan olduğunu düşünüyoruz. O cüzdan adresini de paylaşırım. Herhalde bir tane daha borsa dizisi gelecek, bizi böyle doyuracak bir şey gelecek gibi geliyor Nisan'da. O yüzden hazırlanıyorlar gibi. Hadi bakalım. Buyurun. Hadi bakalım. Teşekkür Ya ederim. peki şükür sen için bekliyoruz. Şöyle. Sen bana yükseliş Bir şimdi dakika. seçim falan beklerim ben. Çünkü elimizde o kadar çok var ki. Sen nasıl ısmarlıyorsun o zaman Evet. bizi? Bence şu an ben biz de sigara kullanıyoruz. Abi sahibi geldi. Güzel. 159 gelince Çıktı. Mahat sen ne ısmarlıyorsun bize? Ben de hepinizi İskender ısmarlıyorum. Malum çok pahalı artık. Şişi beyni içiyoruz arkadaşlar. Deniz. Bitti. Herkesin bir şişi beyni. Oho, o kadar çok var yani. Bütün bu adımları da Alkol mat içiyorum. yapıyormuş falan. Tek kullanım arkadaşlar. Yani o da güzel bir Ya şey. İstanbul Köprüsü'nden o atarken. zaman 1 dolar olsun be madem öyle. Bundan sonra şerefsizdir arkadaşlar. Kalkacak. Daha başka yol yok yani. Bu iyi kalkarsa hepimiz böyle şeye artı ulaşıyor. Süper rakibi olacağız. Evet. Güzel, güzel. Yani olur da mesela bir şöyle çizmeye kalkarsan Discord'dan olay olacağımız.
Yok hayır. Şimdi şey lawyer. Bu arkadaşların söylediklerinin hepsi kaydoluyor ve YouTube'da falan yayınlanacak, tamam mı? Dolayısıyla bütün bu arkadaşlar yarın öbür gün zengin olduğunda hiçbir yere kaçamayacaklar. Sıkıntı. Tabii, Muhatan. Tabii. Sözleri aldık biz. Şey olmalı da gerek yok. Ne derler ben? Bencil yani. Geliyor en aşağıya. Tabii canım ya. Hani sallar birazcık. Ya Umutcan Teşekkür ederim. yine verir de Aklıs'ın Gui'ye ihtiyacı var. Çok ihtiyacı. Aklıs'ın iki şeye ihtiyacı var. Bu iki şey başarılı olunca biz Aklıs'ın geliyor bana çünkü. Gerçekten lazım. Ya yani Gui başarılı olur. Başarı daha da artacak Aklıs tarafında. Gui'nin bir başarısızlığı negatif. O yüzden mecburuz yani. Peki. Ediyoruz, bu iyi yürütüyoruz. Var mı başka istek? Sıralamamız vardı yukarıda. Yine çok yukarıda kalmış. Evet. Arbitrum'a baktık. Aptos'a bakalım. Ben de kaçayım. Teşekkürler Umutcan'cığım katkıların için. Teşekkür ederiz. Ben hafta sen son boyu tutmuştum. Ama almadım, pişmanım. Ben Wi-Fi'nin şu an ne düşünüyorsun abi? bir grafik daha atacağım şimdi buraya. Buna geçen hafta gülmüştük. Bu hafta biraz daha fazla güleriz diye düşünüyorum. Gökdeniz herhalde bence iyice burada bana farklı yorumlar yapacaktır. Chat'e fırlattım. Ha? 23'e mi gidecek böyle? Totem mi? Matanım, lütfen. Totem yapmıyoruz. Bence bu arada Mumia'yı da 6-8'den bile diyebilirim. Ama yani gidip yapalım bunu. Şunu yapalım. Sevdiğim işim. Lawyer eğrisi diyelim mi buna bak. İsmi de çok tatlı olacak. Neyle şeyin eğrisi bu. Joker Sağolun söylediğim bana. eğrisi falan böyle yıllık bir gülüş şeyi var ya böyle yamuk bir gülüş havası var bunda böyle. Bunu Joker eğrisi. yapacak mıyım? Why so serious? Çok biraz zaman oluyor. O yüzden oluyor. Tamam. Şey. O zaman nasıl oldu? Bu iki bilgi ışığı altında. Doğru. Bunu beğendim. Şöyle bir şey yapayım. Ama zamanlamaya bakmayalım çünkü. Muhtemelen yani bu söylediğim doğarda olmayabilir yani. Biraz daha erken bayım. Nisan sonu. Belki de Haziran başı bilemiyorum ama nedense bu çok mantıklı. Çünkü yani bu bölgede çok güzeldi. Direkt çalıştı. Çok büyük bir kayıtla gittik yukarı doğru. Ve sağlıklı yani. Ben yok. Buradan Türkiye aldık tık diye yükseldik. Geldik market konsolide olduk. Üstüne çıktık. Sol tarafta büyük direnç olarak çalıştık. Ki ülkede. Şu an yukarı doğru gittik. Ufak
daha bir bölgesinde ama ben de çok 18-24'ü klikleyip 25 dedim. Bilekleyecektir diye düşünüyorum hocam. Biraz önce bahsedilen GUI şey değil değil mi? Aptos ekosistemindeydi. Doğru biliyorum değil mi? Orada. Yani Orada. onun performansının da o bölgeyi patlatmak için bir etmen olması muhtemel. Ya bu tür projeler ekosistemlere çok fazla likidi de çekiyorlar. Dolayısıyla da hani o bölgeyi belki de kırıp yürütmek için hani böyle bir proje çıkmış olabilir. Dediğin görüntü çok makul duruyor. Hani ama böyle tam tersi daha da böyle ivmelenerek çıkabilir. Eğer ki GUI follower'ı olan arkadaşlarımızın söylediği çılgınlıklar yaşanırsa. Aynen daha böyle minik bir hareket yaşayıp da böyle fıtır fıtır yükselebiliriz. Ki bu bölgeler açıkta kalır sonra bu bölgeyi belki düzeltme gelir gibi gibi. Bir şeyler de yaşanabilir, belli olmaz yani. Çok Ama mantıklı bir cevap falan. Peki. Mantıklı hocam. Yani günün sonunda olur da 18-21'lerinde günlük bir iş görürsek ben direkt var. Öyle söyleyeyim. Yani direkt oraya gideriz. Gideriz yani 25. Güzel duruyor. Evet. Yok, güzel duruyor. Yani bilmiyorum. Şeyde de çok oyalanmadı. 16-17 bandında da böyle çok ciddi bir oyalanma göstermedi. Hani buradan böyle fıtır fıtır gidebilir. Evet, bomumuz var bir de. Nerede lise aldık ya? Şey miydi ya? SG falan mı? Yok, Next değil ya. Gate, Kucoin, Geçiyor falan. O Kucoin. kadar yeni mi bu? 15 Mart'ta mı çıktı? Yani geçiyordan yani imkan yok. Ama oradan mı bu? Tamamında Bincix. Ne almış öyle? tüm zamanlarında şu bölgedeki herkese bence çok sağlıklı. Evet, avlamış. Burayı temizlemeyeyim. Aynı zamanda o taraf sürekli direnç olarak çalışan bu bölgeyi destekleyen şurada bir minicik bir adet kırmızıların arasında yeşil kalmış bir adet tepkiler var. Burayı da destek yapmış. Sonra en son hayımızı da hacimle kırmışız. Şu an geri çekiliyor. Gitmeye hazır gibi diyor. Diye yorumladım. Yani 12-260 dedik. Altına inmediğimiz sürece ben sorun yani. Ama 12 işte 685'e gelin oluşum oldu. O bölgenin altına inmediğimiz sıkıntılı görüyorum ama eğer bir sefer bulmamız gerekirse bence fırsatını vermiş. Ulan çıktı ya hocam. Yani daha küçük zamanlarında bakalım. Bu son yaptığı şeye gidebilir ya. Düşmeden önce Ve alıp oraya gidebilir. burayı bence zaten alacak. Şu yüzden burada zaten alacak diye bir kullanıyor. Evet. Ve genelde bu likidite bu grafikte market durumu geldiğinde Oraları avlayın. o bölgeleri temizlemek istiyor. Aynen. Şöyle şurada bir breaker var.
Belli bir ayrı olmamız. Ya da işte bir alt bölgesi de burası. Oturdum. Sen. 3 yok değil mi? 3 yok. Seviyede söyleyelim. 191 ile 196 arası ihtiyaç olarak çalışınca. İkinci olarak. Evet. 201 ile 218 arası önemli bir direnç olarak çalışabilir. Olur da hacimli bir şekilde gidip de biz burayı kilitlersek o zaman farklı şeyler konuşuyoruz diye düşünüyorum. Yani çok mu bu iş baktık? Yani bakınca ya abartıyor muyum dedim ama bence güzel gidiyor. Beğendim yani. Hocam senin var mı? Yani belirttiğim bölge zaten şey low level liquidity zone. Ayrıca çok güzel çizdiğin kutuda şeye denk geliyor aslında. Hani olası bir geniş zaman diliminde bir range high gibi çalışabilecek bir bölgeye de denk geliyor. Yani 0.19'ları görmemiz makul. 0.19, 0.20 bandı makul. O bölgeyi geçersek zaten büyük ihtimalle daha yukarı gidiyor oluruz diye düşünüyorum. Yani grafik olarak baktığımda öyle ama onun dışında Solana'daki shitcoin hype'ı bir miktar artık yavaşlasa mı diyorum. Yani çünkü artık bir sürü ekosistem de buraya böyle tatlı tatlı girmeye başladı. Shitcoin hype'ı var diye. Ortalık kedi köpek doldu. Kurbağalar, murbağalar. Evet. Bir de Solana'dakiler artık işin artık bir miktar kantarın topuzunu kaçırdılar. Hani garip garip şeyler çıkıyor. İşte uyuşturucu madde shitcoinleri falan çıkarmaya başlamışlar. Efendime söyleyeyim. Belli başlı siyasi shitcoinler var. Daha doğrusu siyasi demeyeyim. Daha böyle artık nasıl derler? Radikal siyasi shitcoinler. Yok Donald Trump'ta falan bir şey yok. Hadi onlar artık şey de hani artık böyle Adam radikal yaşlandı kusuruna gelmedi. yok radikal Yaralı. kısım var. Şimdi hani kayıt alıyoruz diye çok şey yapmıyorum. Yazmak istemiyorum. Ondan sonra işte Gökdeniz Çete yazdı şu anda. Onlara falan girmek istemiyorum ama şey yani ne derler? İsmi çok almayayım Aynen. dedim ağzıma şeyden dolayı. Aynen. Yani bilmiyorum. Bir miktar kantarın topuzu da kaçıyor gibi. Oradan artık bir Ya şöyle yüz. Çok. estağfurullah. Yani bir miktar orası da bitebilir. Hani belki o tepeler kar almak için ideal yerlerdir. Eğer bir ekstrası yoksa hani işte şu geliyor, bu geliyor, bu olacak gibi böyle temel bir tarafta bir şey yoksa kar almak için güzel bir yer olabilir. Hayır, katılıyorum abi. Şimdi ben de bu arada destekleyeceğim. Yanılmıyorsam Solana'nın bir siyasi süre değilmiş. Bu mühim bir Solana ekosistemine zarar vermeye başladı. Evet. Yani büyük düşüşler yaşamaya başladı. Bu mühim kuyruğundan bant buluyor diye. Evet. Solana'nın potansiyeli. Dolayısıyla bir değil. Kuyruğun sürdü. O açıdan kesinlikle yani kedi ve köpek kılsın olan bulmamı istemiyorum ama yani bu da bizim market oldu yani market maker. Yani dışarıdaki insanın katını ne bileyim link ya da ne o projeyle yoktan yanında çekmiyor. Bir köpek görecek, kuş görecek, bir şey görecek, garip bir şey görecek ki aa diyecek, ben buradan yürüyüp sefer miyim, dilleri milyoner olacak. Piyasaya gelecek. O yüzden bu dönemin de bitmesi gerektiği konusunda seninle hemfikirim ama uzun sürmesi doğalım benim bir ömür hissediyorum diye bahsettiğim İnşallah. düşünüyorum.
İnşallah. Umutcan şey demiş. O daha çok teknik taraf için Solana'yı çökertiyordum mimler. Airdrop TX'leri çok yer kapladığı için demiş. Doğru. Bu da doğru ama şu anlamda da doğru. Hani likiditenin de büyük kısmını oraya çekiyor ya şimdi. Solana ekosisteminde de sonuçta hani bir sürü kıymetli proje var. Ürün çıkartan, çıkartmaya çalışan vesaire falan. Yani oradan da ciddi anlamda likidite çekiyor. Hani ciddi anlamda tüm fokusu oraya veriyor. Dolayısıyla diğer projeler de yani kötü etkileniyor fiyat anlamında. Hani o kısım da var. Teknik kısma katılıyorum hani. O da var ama hani benim piyasa tarafında genel kızdığım şey ya bu. Ya piyasadaki bütün likiditeyi alıp şeye çekiyorlar. Shitcoin'lere çekiyorlar diye böyle bir geçen hafta şeyde neydi Web3 Tuesday'de falan da konuşmuştuk ya. Ondan sonra biraz kendi ekosistemi içerisinde de böyle bir serzenişte bulunmuş da olabilir. Hani bir miktar. Olabilir. Umutcan'la ilgili bir muhtemelen. Ama şey de var bir yandan. Ben sizi falan şey de yaptım. Bir de bir tane gösterimde bir getirmek için. Bu meme coin'de. Tabii. Diye de şey yaptılar. Paradox'a. Tabii. Muhtemelen Kontroller bir daha mı? Sonunda fiyata kötü yansıyor. Bilgi vermedim. tabii ki. Bilinçsiz kullanıcıyı üzüyorsun, Evet. ediyorsun bilmem ne falan filan. Yani bir sürü muhabbet. Başka coin var mı? Altcoin. Son dakika verirler. Sekte buradan 2 milyar dolar. İstesin ya. Bunlar buradan sonra. Hadi Ya, reply. ekmek koyalım bol yazdım. Yok çıkaralım demiş o. Yok o şey. Solana'da dol hani şey demiş senin şeyden sonra işte shitcoin çıkarmayanın üzerine Evet, yapmayın. dontcoin Mantıklı. Ben hadi bir de XRP bakalım başka ihtiyaç yoksa şey ihtiyaç diyorum yalnız şey yoksa request yoksa aa week atmış yayını ufak ufak sonlandırırız bu durumu bulayım. sonra. Son 5 Bedava. dakikamız çünkü. Okey. Ya arkaya arabesk müzik verebilir miyiz Mundo hocam? Gerekirse editte silersiniz. Yani o ilk gördüğümden yorumum şu. O zaman editte sis koyun olur mu? Editte sis koyun. Yani buraya bir arabesk müzik koyalım. Öyle şey yapalım. Okey. O zaman önümde sıvı Olur. Belalıma geldim. Hey, Bilmiyorum. İbrahim Tatlıses, sarhoş. Aylardır Dur ya dur açacağım lanet olsun. Dur dur. bekliyoruz Dur bekledim. bunu. Bekle. Gönlümde taht kurdurdum. Sırtlıklar mutaklar geliyor. İptal ki. Geldik. Ben açıyorum şu anda. Senin sesini de açıyorum ne oluyor? Oldu. Geliyor. Şimdi belalı her seferinde bana geliyor. Gel bana yandan çık. Teliften Benim dolayı bu kapattım bu cefamdan. arada. Özür dilerim. Benim bu cefamdan sıkıldım. Ey yükselttim. Ya Tamam, beni Erdoğan'a çevirdim. Her seferinde yiyecek bir güterlemesine dolayı. Korna bir okuyorsun. Elde var. Ama elbet bir gün bitecek bir kere. Ben buna inananlardım. Ben
Dışına kardeşim almayı göze alırım ben bunu. İlk sahipliği bu çile ilgi gidecek. Ama ilk sahipliği çilesi tek başına tekenden dönüp baktığında değil mi? Kesinlikle doğru zamanlı kullananları mutlu edecek. Ama benim tek yarim sensin diyenleri pişman. Öyle bir şey. Üzerine şiir de yazdırır. Yalıyor. Şimdi güzel küfürlerimizi güzel bir şekilde diye sıra bulduğumuzda gelelim fasulyeye faydalı. Buradaki insanlar şey, çalışıyor falan filan. Zaten ilk sıkıya baktığımda daha önce de bu hadi ya ben isken şu zaman benim dinliyorsun patlama. Afet ödüşü patlama. Üçgen patlama. İlk sakin bildiğinde benim aklıma gelen şey üçgen. Yani Kalbenin de bir şarkısı her yerde saçlar diye. Burada da böyle her yerde saçlar falan. Olamaz yani bir gün. Hem saçmalık ama bu kadar bir şey olmasındır belki. Teknik olarak fark etmiyorum. Burada bir planları vardı bilmiyorum. Komplo teorisi bunu yapmayı istedim. Bir sanki işte para birim olacak falan gibisi de. Benim burada gördüğüm daha güzel bir sürü. O fıkıyı da renklendirelim. Kırmızı kan deniyoruz. Göz yaşımız. Sanki. Aynen. Ya 70 üzerinde haftalık. Klip dediğin nasıl bir hareketler bence görmüyoruz. Şu şekilde. O iki iç yapsın. Sonra yapmasın. O da ayrı bir konu. Onu da söyleyeyim. Çok özür dilerim. Umutcan'ın mesajını okudum. Yok yok en altta en altta bak 0.70 üzerine kapanış yaparsak 71 lira hedefleyebiliriz diyor. Sıfır Bu işe sosyal noktada gideceğiz. Yani bu gelin. İnanılmaz ya. Ya düşün bak. O kadar yordu ki holderlarını artık şey adamlar şey yazmaya başladılar ya. Komplo teorileri falan yazmaya başladılar. Hani şey diyen var. Acaba dünyayı yöneten 5 aile arasında mı anlaşamadı falan diyorlar yani. Hani paylaşamıyorlar çünkü. Sen deli dönel olmaya başladın. Abi baksana. Bilmiyorum. Abi formasyonun adı ne? 2022'den beri olan hani böyle bir Hangisi şey abi? şu yukarı doğru böyle tin tin gidiyor ya. En altta bak. En altta indi. Kim Öyle o? ha. Abi o işte bir plan. Yani daha ne kadar Şöyle bir oldu. Bulduk. Oturtalım şöyle. Bence güzel oldu. Bunun kralı şu abi. Çok kanalı yükselen bir görüyorum. Üstü altı. Sonra bunu hesaplaması şekilleri buraya. Bu trend tutamadan önceki yukarıdan gelen son düşüş bandı. Sonra bu banda getiriyorsun. Böyle kaç? %47. Abi ilk saatliler ise falan içten parçalanma. Yani bu çalışırsa sen söyle. üf.
Evet, 0-7-19 falan. Böyle bir şey. Üf, Kolat korkunç. yapma. Korkunç. Ben hiç şey. Ya şey var Yani mesela yani. son şeyde ya sıkıntı ya. Ya bu akümülasyonu keşke düşerek yapsaydı. Düşerek yapsaydı bak o zaman Ripple'da roket Tabii. atardın. Yani Aynen. direkt olarak üstteki alana şey yapıyorsun. Ama bak bir yandan da şu var. Şimdi mesela bir miktar zoom yapabilir misin? Yani çok az bir zoom yapabilir misin? Biraz da yukarı doğru. Ha. Şimdi mesela bak. Şu an mumun, yani şu an tıpın yeni sol tarafında büyük bir mum var ya. Yok, çok gitti. Ortada, son dönemde gelen. Aynen şu mum. Şimdi bak şu mum bir üst taraftaki aslında yapıyı beyin işe çeviren dalganın olduğu bölgenin likiditesini almış fakat panite yeni bir dip yapmamış. Tamam mı? Ben bu tür hareketlere bir miktar önem veriyorum akümülasyon esnasında. Şimdi dönmüş evet iğne almış toparlamış. Dönmüş dipten yürüyor evet ama yeni bir low yapmadan yürüyor. Yani oradan aldığı likidite artık bu paniteyi düşürmüyor. Tamam mı? Bu noktada çizdiğin kırmızı bölge evet çok önemli olmakla beraber artık demek ki bu arkadaşın düşecek yeri kalmamış. Tamam artık şey durumunda hani daha nereye düşeyim diye bakıyor gibi geliyor bana. Tamam mı? Hani görüntü evet bearish bir flag görüntüsünde kötü bir görüntüsü var. Hala daha gitmedi, gidemiyor. Ancak bu arkadaşın da ufaktan böyle bir patlama yapıp 1.11.20'lere gitmesi çok şey değil. Ya bu tür haberler çıkar. Çıktıktan sonra işte bir temize gidilir bir şey olur vesaire. Hani haberin detayını bilmiyorum bu arada yani sallama konuşuyorum. Ondan sonra. O yüzden toparlar 2x yapar ondan sonra bakarız böyle aa ne çabuk yaptı diye. Umutcan Belki bir şey var. teşekkür ederim Umutcan. Bu arada o da haberi pozitif yorumlamış. Yüzeyi var. Aynen öder geçerler abicim. XRP Foundation dediğin yerde dünyanın en zengin adamları var. İşin geyiği bir tarafa. Hani adamların foundation'ı eski Fed üyeleri bilmem neler falan filandan oluşuyor yani. Sıkılırlarsa basar parayı geçerler yani. Umurlarında olmaz 2 milyar dolar. Yani tamam büyük bir para bir şey demiyorum da. Yayını da baştan sonlandıralım. Yani günün sonunda sıkıntı yaşayacaksın. Ben ne yaptım? Saatleri bir hareket edelim. Yine. Benim söyleyeceklerim ne vardı? Vallahi Bence eline blok sınıfında buradan kimseye dair hemen buluşup analizlerimizi yaptık. Eline sağlık hocam. Çok Vallahi teşekkür ederim. senin de eline koluna sağlık. Süper analizlerin için. Evet bu hafta biraz konuklu, biraz da uzun soluklu bir yayın oldu. Çünkü artık markette önemli bir noktaya ufak ufak geldiğimizi düşünüyoruz. Mayıs ayına kadar altcoin'ler nezdinde bir miktar daha hareketli günler görebiliriz. Ve bu noktada da hani Mayıs ayında daha geçen hafta falan da konuştuğumuzu söylemiştik. Mayıs ayında belki böyle çok ciddi bir düzeltme görme ihtimalimiz olabilir demiştik. Ama o zamana kadar çok ciddi bir hareket beklemiyorduk. Bu hareketlerin artık başlayacağı dönemdeyiz. Eğer bakmamızı, yorumlamamızı istediğiniz hani geniş zaman, büyük zaman diliminde ya da küçük zaman diliminde yorumlamamızı istediğiniz coinler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda da Munducuğum'un rolünü üstlenip eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. En güncel haberlerden haberlere sürekli ulaşmak istiyorsanız NFA'yı takipte kalınız efendim. Kendinize iyi bakın.